Sayın Bahçeli'ye doğrudan cevap vermem doğru olmaz belki dediniz ama bir de suçlama var dile getirilen, dolayısıyla sormak durumundayız. Sayın Bahçeli son olarak yanılmıyorsam Osmaniye'de bunu söyledi. Partimiz paralel yörüngeye sabitlenmek istenmektedir diyor. Bu paralel yapı iddiası için ne diyorsunuz Sayın Aydın? Yani şimdi şöyle Erhan Bey, ben daha önce bana bu soru sorulduğunda Sayın Genel Başkanımız benim paralelci olup olmadığımı bilir demişti. Dolayısıyla bu sözü ben şahsen üstüme almıyorum. Ama artık bunu böyle dolandırarak sormanın bir anlamı yok. Bu işin muhatabı olarak bir arkadaşımız muhatap kılınıyor buna. Bu manada bütün illerde, o illerde yaşayan işte cemaat mensubu insanların bu tek adayın üzerinde bütünleşmesi ve onun mitinglerine ve toplantılarına yoğun ilgili organizasyonlar yapılması ve bu tür algının Meral Hanım üzerinde yoğunlaştığını gösteriyor. Dolayısıyla konu şahsen biz muhatabı değiliz. Bu şimdi yani bir söylem olmaktan çıkmış iller düzeyinde özellikle bu hareketi temsil eden arkadaşlarımız nezdinde bir takım destek verme organizasyonlarına da dönüştüğünü biz de görüyoruz. MHP'ye oy veren tabanımız da görüyor. Bu kendisinin illa cemaatçi olduğu anlamına gelmez. Ben kendisinin cemaatçi olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi değilim. Ama o sorunun muhatabı da değilim. Ama oradan kendisine bir destek olduğu kesindir. Ha bu destek ne tür bir ilişkiye dayanır o bilmem. Ha denebilir ki siyasiler her yerden destek alabilirler. Bu da o çerçevede bir destektir denecekse bu soruların cevabını konuya ilgili tutulan arkadaşımız ümit ediyorum kendisi kendi durduğu yer itibariyle gerekli izahatları yapabilecektir diye düşünüyorum.